Teşekkürler. Sunum mükemmeldi, çok teşekkür ederim. Ben bir dönem Turkcell'deyken telesatışta toplam satışımızın %50'si General Mobile oldu. İnanılmaz bir telefon. Yani after sales'da verdikleri hizmet, ondan sonra ürün konumlandırması, fiyatı, her şey mükemmel. Yani bayılıyorum. Çok da seviyorum. Ve itiraf etmek gerekirse, geçen seneye kadar ben bu cihazın General Electric'in bir ürünü olduğunu da düşünüyordum. O da mükemmel bir strateji. Yani haddim değil ama tebrik ederim, takdir ederim. Serkan Koç, ben çok kısa kendimden bahsedeceğim. Bir 8 yıllık bankacılık geçmişim var. Hazine ve nakit yönetimi diye iki ayrı bölümde çalıştım. Daha sonra Garanti Bankası'ndan ayrılıp Turkcell'e geçtim. Turkcell'de de bir 4,5 sene bölge müdürlüğü, satış destek, raporlama, eğitim vesaire 3-4 tane bölüm bağlandı daha sonrasında. Daha sonra ben dedim ki artık burayı bırakayım, kendi işimi yapayım. Ayrıldım ve şarap distribütörlüğü yaptım bir süre. Çok güzel bir işti, çok keyifli bir işti. Barlara gidiyorsunuz, size bir sürü şey ikram ediyorlar. Hiç para harcamadan keyifli keyifli zaman geçiriyorsunuz. Daha sonra ithalatçı maalesef battı ve benim teslim ettiğim noktalar malı tedarik edemeyince ben de çalışmaktan vazgeçtiler. Ben de tekrardan profesyonel hayatta Turkcell'e geri döndüm. Güzel bir şey. Ayrılırken çok güzel ayrılmanız lazım. Herkese çok tavsiye ediyorum. Kimisi işte dava açıyor, kimisi kavga ediyor belli paralar almak için. Ben de kavga edip 3-4 tane daha maaş alabilirdim ama daha sonra dönemezdim. Bunu kulağınıza küfretmenizi isterim. Daha sonra Turkcell'de bir 4,5 sene çalıştım tekrardan. Alternatif kanallar ağırlıklı olarak çalıştım. Tele satış ve yeni satış kanalları oluşturmak benim işimdi. General Mobile de benim ürünlerimden bir tanesiydi. Orada çok güzel başarılar elde ettik. %1'lerde olan kanal payını %20'lerde minimum seviyesine getirip daha yukarıya taşıdık. Daha sonra benim birkaç tane kendi özel girişimim oldu. Bir yazılım yaptırdım ve bu yazılım sonrasında da bir lokal gerekiyordu. Bu lokali de tuttuk ve bu lokali dışarıya da açtık. İnsanlar gelsin burada coworking space olarak çalışsın. Hem bizim kiramız çıksın hem de bir network kuralım istedik. Daha sonra bu işler beni Jimnicom'un gündemine getirdi ve işte iLab Holding üyesinde olan Jimnicom'a da genel müdür oldum. Şu anda da o görevi yürütüyorum. Bu sunum benim yönetim kurulunda business plan olarak işe girerken mülakatta sunduğum sunumun bir kısmı. Şimdi buradan örneklerle aslında olayı marketinge bağlayacağım ve sizin işinize yarar diye düşündüğüm aslında ana başlıkları seçmeye çalıştım. Şimdi ben ilk girerken ne yaptım? Jimnicom, Akakçon'un rakibi, Epey onun rakibi ve Sucrus denen yurt dışı piyasaları da incelememiz gerekiyor. Yurt dışındaki benchmarkları, General Mobile nasıl yurt dışını önceleyip işte dünyadaki trendleri göz önünde tutuyor. Sizin de bunları yapmanız aslında değerli. Baktığınızda burada göze çarpan bir şey, Jimmy'nin işte sosyal medyadan 7.44 oranında trafik aldı. Bunlar genel trafiklerin değerleri. Ama diğer rakiplere baktığınızda sosyal medyadan herhangi bir trafik almıyor. Şimdi Jimmy niye böyle bir şey yapıyor diye baktığınızda bu işin getirisine götürüsüne bakmanız gerekiyor. Yani bir yatırım yaptığınızda bu işin getirisi ne olacak, harcadığınız para ne olacak ona bakmanız gerekiyor. Ben de bu değerler vardı, buraya koyamıyorum, kusura bakmayın. Ama karşılaştırdığımızda Google AdWords'teki maliyetinizden çok daha yukarıda bir aslında müşteri kazanım maliyetiniz vardı Facebook'ta. Ben geri gelmez ilk iş olarak Facebook'taki marketingi kestim. Bunlar aslında bakarsanız yapmanız gereken şey rakamlara bakıp rakamların söylediklerini işinize yansıtmanız. Tek yapmanız gereken şey bu. Bir de rekabet analizinde doğru bir şekilde yapmanız önemli. Şimdi en önemli şey de müşteri ne istiyor? Şimdi General Mobile'ın mükemmel yaptığı şey ne? 60 dakikada hatta 30 dakikada tamir ve teslim yapmak. Ben senelerce Turkcell'de çalıştım. En büyük problem budur. Bir ay boyunca ismi lazım değil servisler sizin cihazınızı teslim etmez. En büyük müşteri memnuniyeti budur ve biz bunu sattık arkadaşlar telefonla satış yaparken. Bunu yaparken siz sadece yedek cihaz verdiniz, diğer operatörler vermedi. Onlarca mağduriyet açısından yedek müşteri olduğum için biliyorum. Onlar da maliyetli. Hiçbir şey vermediler. Beklersiniz serviste ama Turkcell veriyor. Şimdi
Türkcell verir ya da başka birisi verir önemli değil. Önemli olan müşteri memnuniyetini sağlamak arkadaşlar burada. Bu da bir maliyet gerektiriyor. Şimdi o kadar noktayı açıp o kadar kişiyi oradan istihdam edip 30 dakikada cihazı teslim etmek ciddi bir maliyettir. Bu maliyete katlanmanız gerekiyor. Ben enteresan bir şey yaşadım. Çok detayına girmeyeceğim ama yani rakam da verebilirim isterseniz Muzaffer Bey. 400 bin lirayı bir aramızda şey oldu, problem oldu. 400 bin lira para. Yani ciddi bir para. Ve Sabahattin Bey sağ olsun Muzaffer Bey bunun altına imza atıp 400 bin lirayı bizim bölümümüze ödedi. Bir anlaşmazlık, sadece bir mailde yapılan anlaşmazlıktan kaynaklanan şey. Bu nedir biliyor musunuz? Bu bizi kazanmaktır. Biz bundan sonra General Mobile satarız. Başka bir şey satmayız. Müşterinizi kazanacaksınız. Müşteriniz ya da tedarikçiniz ya da iş ortağınızı mutlaka güçlü kılacaksınız ki o satışı gerçekleştirebilir. Şimdi müşteri neden sizin ürününüzü kullanır? Bizim Çimlikom'a baktığınızda uygun fiyatı burada bulursa gelir. En uygun fiyatı burada bulursa. Rakip de daha ucuz fiyat görürse bir daha gelmez size. O yüzden en uygun fiyatlı tedarikçiyi mutlaka bulundurmanız gerekir. İşte hızınız olması lazım. Artık hız çok önemli mobil dünyada. Bilgi önemli. İnsanlar bilgi satın alıyor. Kolay ulaşılabilir olması, mobilde çok iyi bir deneyim sağlamanız lazım. Eğlenceli olması lazım. İstediği şeyi bulacak. Güvenilir satıcıları burada bulması gerekiyor. Belli alarmlar üretebilir bana. Fiyat alarmı gönderebilir. Veya işte yorumla kendisini ifade etmek isteyen o kadar çok kişi var ki arkadaşlar. Ben şimdi LinkedIn'de yazılar yazıyorum ve herkesin neler yazdığına inanamazsınız. Sadece kendini orada göstermek için altına olumlu, olumsuz, konuyla alakalı, alakasız binlerce şey yazıyorlar. Bunlara da doğru bir şekilde cevap vermeniz lazım. Yani o insanları değerli hissettirip, o insanlara karşı bir sav üretmeden onun fikrini değerli alıp, daha sonra da onu doğru bilgiyle beslemeniz lazım. İşte herkes söylüyorsa ve SEO bizim sektörümüzde çok önemli. Search Engine Optimization diye geçiyor. Google'ın sizi belli kriterlerle daha fazla göstermesini sağlayan bir algoritma. Şimdi karşılaştırma dedim ya, önce bir rakiplerinize bakacaksınız. Bu epeyin spec ekranı. Bakın 5 tane ayrı bölümde epey özellik, cihazların özelliklerini sağlıyor. Cimri ne yapıyor? Cimri 4, 6, 7, 8 tane özellik koymuş buraya. Şimdi siz böyle bir karşılaştırmada bu kadar gerideyseniz sizi müşterileriniz kullanmaz, tercih etmez. Epey tercih eder. O yüzden bu gap'i kapatmanız lazım. Aslında burada söylemek istediğim şey pazarda öncelikle rakibinizle aranızdaki önemli konulardaki farkları kapatmanız gerekiyor. Daha sonra da onların önüne geçmek için farklı olarak müşteriye farklı sunabileceğiniz noktaları ortaya koymanız gerekecek. Müşteri deneyimi önemli. Şimdi ben dediğim gibi bu sunumu business plan olarak sunumum. Daha çok şeyde değilim Cimri.com'da. Ama iki sene de üye oldum Akatça ile Cimri'ye. Cimri'den gelen şey info başlığı da geliyor, e-mail. Akatça'mdan gelen e-mail Akatça olarak geliyor. Şimdi siz hangisine güvenirsiniz? Böyle basit şeyler aslına bakarsanız çok önemli müşteri gözünde. Yani sizin sağlayacağınız değer ve sizde olan engagement'ını ilerletmek için bunlara da önem vermeniz gerekiyor. Basit gibi görünüyor ama çok değerli. Şimdi customer engagement en önemli konulardan biri. Herkes diyor ki içerik üreteceksiniz. Google diyor ki içerik üreteceksiniz. Ben size içeriğinize değer veriyorum. Başka herhangi bir şeye değer vermem diyor. Yani müşteri geldiğinizde sizde aradığını buluyorsa ben size değer veririm ve üst sıralara taşırım diyor. O yüzden de müşteriyle olan iletişiminiz çok önemli. Müşteriye içerik sunmalısınız. Müşteri neyi merak ediyor? Onun bilgisini sizden almalı. Birincisi bilgi olarak. İkincisi eğlenceli bir şeyler sunmalısınız. Üçüncüsü ise en önemli şey aslında kendinden bir şeyler bulmak. Orada şunu demeli. Benim kaynım da bunu yapıyor. Benim işte ablam da bunu yaşadı gibi şeyleri aslında yaşatmalısınız. Bunları ben söylemiyorum aslında. BuzzFeed'in kurucusu, dünyanın en büyük içerik şirketlerinden biri BuzzFeed'in kurucusu kişi söylüyor. Bununla ilgili olarak size tavsiye edeceğim şey bu sektörün liderlerinin birçok videosu var. Ben arabada her sabah bir yarım saat 45 dakika yol gidiyorum. Açıp onları dinliyorum. Bunlardan çok da fayda sağlayabilirsiniz. İçerik tarafında güzel şey de şu, tek bir içerikle siz burada 5-6 tane mecrada içerik yayınlayabilirsiniz.
Google'la iyi geçinmeniz gerekiyor bizim sektörde. Google'la sıcak olmanız gerekiyor. Google'un istediğini sunmanız gerekiyor. Google'un istediği şeyi de bulmak için Google'a bakmanız gerekiyor. Şimdi Google bir şeyi nasıl anlatıyor? Ona bir bakın. Başlıklarla anlatıyor. Diyor ki, bu iş nasıl yapılır? İşte AdWords nasıl yapılır? Altında da açıklama yapıyor. Siz de içerik üretirken, General Mobile nasıl bir telefondur? Altına içeriğini yazmanız gerekiyor. Yani Google ne istiyorsa, ne yapıyorsa, Google YouTube'a yöneldi. Artık bir YouTube videosu çekmiyorsanız siz Google gözünde değerli değilsiniz. Onun için de aslına bakarsanız biraz önce söylediğim gibi mesela AMP denilen Accelerated Mobile Projects denilen bir ürün var. Onu sitenize uygulayabilirsiniz. Google şu anda onu çok fazla destekliyor. Ve bunu desteklediğini de söylüyor. Yani aslına bakarsanız Google tarafında yukarıda yer almak istiyorsanız sizin yapmanız gereken şey Google'un söylediğini takip etmek. Herhangi başka bir şey değil. Data çok önemli. Data da bizim sitemizde mesela insanların nerelere tıkladığı, nerelerde tıklayıp oradan sonra aksiyon alıp almadığı, yani karşı mağazaya gidip gitmediği veyahut da oradan da dışarıya çıktığını biz izliyoruz. Buna ilişkin ürünler var. Hotjar diye bir ürün kullanıyoruz mesela. Müşterinin hareketlerini video halinde size gösteriyor. Ve işte müşteri mesela yeni versiyon, bir mobil versiyonumuz çıktı arkadaşlar. Mobil versiyonda müşteri sürekli şunu yapıyor. Bir yere gitmeye çalışıyor ama gidemiyor. Ve bunu yapan çok fazla kişi var. İşte bu hareketler size ne yapacağınızı söylüyor. Biraz önce Muzaffer Bey'in söylediği gibi müşterinizi dinlemeniz gerekiyor. Müşteri zaten size ne yapacağınızı, ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Bunun için de tool'lara para harcayın. Bu hotjar işte 100 dolarlık bir tool'dur. Bu parayı verin. Para değildir yani. Data mining tarafı önemli. Data mining tarafında insanlar işte geçenlerde Cem Boyner'in bir sunumuna gittim. Cem Boyner diyor ki, tamam diyor, big data çok önemli bir şey ama bir okyanusu geçecekseniz bile diyor, 3 metre ötenizdeki su sizi ilgilendirir diyor öncelikle. O yüzden big data'ya gömülmeyin diyor, siz ufak ufak adımlarla bu işi yapın diyor. Biz kendi içimizde bir recommendation engine oluşturmak istedik ama bundan vazgeçtik. Çünkü piyasada bunların onlarcası var ve çok cüzi paraları var. İçeride bunu develop etmek yerine hem de geliştirmeleri güncellemek yerine dışarıdan bu hizmetleri alabileceğiniz konular var. Burada söylemek istediğim şey aslında bana işte LinkedIn'den bir sürü mesaj geliyor. Serkan Bey böyle bir ürünümüz var tanıtalım mı? Buyurun tanıtın diyorum. Kim gelirse gelsin, iyisi, kötüsü, ortası, ufağı fark etmez. Siz gözünüzü açık tutmanız lazım ve iyi ürünleri, iyi sizin işinize yarayacak şeyleri seçip oradan uygulamanız lazım. Bu aralar en önemli konulardan biri arkadaşlar veri güvenliği ve veri işleme izni ve iletişim izni. Bu önümüzdeki günlerde çok daha önemli noktaya gelecek. Şu anda da herkes bunu yapıyor. İnsanlardan veri iletişim izni almanız lazım. Müşteri tamam verisini verecek de neden tarafını oluşturmanız lazım? Müşteri bedavaya size o işi vermiyor. Artık zaten insanlar nefret ediyor takip edilmekten, işte verisini işlenmesinden. Bunun için de bir neden yaratmanız lazım. Yine işte burada e-bültene kayıt olun demişlerdi daha öncesinde. Burada diyor ki işte bir kupon veya promosyondan haberdar olmak ister misin? İstersin tabii ki. O yüzden veriyorsun. Veya işte great deal'ı göndermek istiyorum. İster misin bunu? Tabii ki e-mail'ı verirsin ama e-bültene kayıt olun. Ne yapacaksın e-bültende? Önce onu söyle. Call to action'ını söylesen. Yine burada işte N11'in yaptığı bir şey, aslında bu ilk başladığında yaptığı şey böyle kötü bir notification gösteriyor. Bunları call to action'ında müşterinin ne istediğini söyleyerek söylemeniz gerekiyor. Bir çekiliş yapmanız uygundur. Veri toplamak için insanlar her zaman için çekilişe verileri verirler. Garanti Bankası örneklerini göstermiştim. Geçen hafta bizim de çekilişimiz başladı. Memnuniyetle katılın, ücretsizdir. Üye olana çekiliş hakkı veriyoruz. Cimri.com'dan. Recommendation engine. Bir sürü söyleyeyim bence. iPhone 7 Plus Black Jets veriyoruz. Umarım size çıkar. Recommendation engine önemli. Şimdi Amazon bu işi en iyi yapanlardan biri.
Ben işe başladım. Gitti gidiyorum, CEO'su Öget var. Benim çok eskiden de arkadaşım. Onunla sohbet ettim. Ne yapayım abi, ben sektöre yeni girdim. Biraz akıl ver dedim. Serkan dedi, hiçbir şey yapmana gerek yok. Git yurt dışında ne yapılıyor ona bak. Burada uygula. Biraz önce General Mobile'ın şeyini gördünüz mü? Servis alanını, deneyim alanını. Neye benziyor? Apple'ın aynısı hemen. Muzaffer Bey gülüyor orada. Apple'ın aynısını almışlar buraya, monte etmişler. Yani aslında böyle çok uçmanıza, kaçmanıza gerek yok. Müşteriyi tabii dinleyin, onları iyileştirin. Ama iyi yapanlar var zaten. Apple deli gibi Ar-Ge harcaması yapmış. Ok sistemi kurmuş. General Mobile'da bedavaya oturmuş. Ondan sonra fiyatlarını da düşük tutabiliyor. Bu kötü bir şey değil. Esinlenmek iyidir. Bunu mutlaka kullanın. Biz de recommendation için buna benzer şeyler kullanıyoruz. Şimdi eğer sitemizi gezdiyseniz, gezdiğiniz ürünlerle ilişkili ürünleri ayrı bir line olarak ilginizi çekebilir diye sunmaya başladık. Grubun gücü çok önemli, biraz hızlanıyorum. Çok az zamanımız kaldı. Şimdi bir kere artı değerlerinizi ortaya koymanız lazım. Ben ilk yani cimriye girerken mülakat yapmadan önce bir tanışmaya gittim. Ve dedim ki, burada bir sürü sizin firmanız var, hep aynı müşteriye gidiyor ama aynı müşteriye gitmek için aynı paraları harcıyor. Yani her biri 10 birim para harcıyor ve 100 birim para harcıyor. Bunları ortak bir havuzda toplarsanız datayı, iletişiminiz daha ucuza gelir. Bu gibi sizin rekabet avantajlarınızı mutlaka kullanın. Bu Jimmy'nin bulunduğu iLab grubun rekabet avantajı. Ama başka bir grupta başka bir rekabet avantajı vardır. Bunu mutlaka kullanın. Sizin markanız çok önemli, çok değerli. Bunun için sizi destekleyecek ödüller gibi şeylere başvurun. Şu anda biz yeni mobil site yaptık. Türkiye'de böyle bir teknoloji yok. LinkedIn kullanıyor bu teknolojiyi. 94 ortalamada kızımız var. Google'un paid speed skoru. Türkiye'de böyle bir site de yok. Rakiplerimize baktığımız zaman 60 ile 80 arasında paid speedleri var. Biz bununla ilgili şimdi ödüle başvuracağız ki birileri bizi takdir etmiş olsun, biz de ana sayfamızda bağıracağız. Bu da bizim reputasyonumuzu çok iyileştirecek. Ucuz kaynak çok önemli. İki tane slide'ım kaldı. Bir kere yeni pazarlara mutlaka gözünüzün açık olması gerekiyor. Yani sizin zaten sattığınız pazar belli doygunluk olgunluğa ulaşmıştır. Rekabet vardır. Bunun için alternatif pazarlar oluşturmanız çok kritik, büyüyebilmeniz için. CPM'e geçiyorum çok detaysız için. Maliyetsiz kaynaklar oluşturmanız gerekiyor. Şimdi Turkcell'de çalışırken kanyonun önünden gidiyorum arabayla. Bir baktım Akbank'ın bir tane afişi var. Ve çekilişte BMW veriyor. Hiç abartmıyorum. Yani buradan şuraya kadar BMW arabanın görseli, yukarıda BMW veriyor. Şurada da bir tane Akbank logosu var. Şimdi bu ne reklamı? BMW'nin reklamı. Ben de dedim ki arkadaşıma, bir tane arkadaşım çalışıyorum. Lütfen git dedim. Lütfen demedim tabii. Hemen arayalım dedim. Ev firmalarını, proje yapan firmalar. Bize bedava ev versinler. Biz de bunu müşterimize SMS'le, e-mail'la vesaire yöntemlerle ulaştıralım. Onların da reklamını yapalım böylece. Ev firmaları bunların hiçbirine yanaşmadı. 2 sene önce çünkü güzel güzel satıyorlardı, şimdi gitsek gelirler. Ama araba firmalarına gittik, Hyundai 5 tane Jeep verdi bunun için. Sonra IŞİD saldırdı, vazgeçti. Opel'e gittik, Opel 2 tane Insignia verdi. 2 tane Insignia'yı biz bedava alıp Türkcell'e müşteri kazandırmak için bedava olarak kullandık. Yani insanlar ürünlerini satmaya çalışıyorlar. Bunların kaldıraçını siz kendi lehinize çevirebilirsiniz. Dışarıya da biraz gözünüzü açık tutun. Barter önemli. Şu anda en fazla yaptığımız şey. Kişilerle barter yapıyoruz. Ve grup gücünü de biraz önce söylediğim gibi kullanmanız lazım. İki tane slide kaldı dediğim gibi hocam. Bir tanesi benim en fazla inandığım şey. Mesela General Mobile bir kampanya yapar. 650 liradan cihazını 550 liraya düşürür. Ben yeni satış kanallarında müşteriden talep oluşturmak için IVR yapıyordum. Diyorum ki işte General Mobile'ın fiyatı 650'den 550'ye düştü. Satın almak istiyorsan biri tuşla ben seni arayayım. Böylece maliyetim düşüyor. Çünkü aradığım müşteriler bunlarla ilgili ve satın almak istiyorlar. Bunun maliyetini de böylece düşürüyorum ben, arama maliyetini. Daha az müşteriye daha çok satış yapıyorum. Burada güzel taraf şu. Ben o
kampanyaları beklerdim. Benim bir kaynağım vardı. 10 milyon IVR yapabilirdim her ay. O 10 milyon IVR'ı kampanya günü yapardım ben. Çünkü kampanyası dönemde yaptığınız zaman dönüşünüz düşük olur. Kampanyalı dönemde yaparsanız daha fazla olur. Yani kaynağınızı doğru zamanda, gücünüzün en güçlü olduğu zamanda yapmanız çok daha değerli. Keza diğer kanallarınızda bunun için kullanmanız lazım. Bilal demiyor ama. Başkalarının parası önemli. Biraz önce söylediğim gibi herkes bir şekilde malını satmak istiyor. Onların kaldırışını kullanmanız lazım. Sürem kısa oldu diye ilerletmek istiyorum. Başkalarının parası derken devletin güzel güzel paraları var. Bunu